Eğer yeni telefon almak konusunda kafanız karışıksa ya da neden herkesin iPhone aldığını merak ediyorsanız tam doğru yerdesiniz. Bakın, bu video işte tam da bu konulara açıklık getiriyor. Diğer rehber videolardan farklı olarak bu video daha basit bir dille anlatılmış, yani kafanız karışmayacak. Telefon alırken nelere dikkat etmeniz gerektiği ve neden iPhone'un tercih edilir olduğu gibi konulara açıklık getiriyor. Yani anlayacağınız, daha fazla vakit kaybetmeden izlemeye başlamalısınız. Bu sırada kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Performans ile başlayalım. Performans, bu kısmı anlatmadan önce şunu söylememe izin verin. Videoyu bölümlere ayıracağım ve aşağıdaki herhangi bir bölüme atlayabilirsiniz. Öncelikle şunu bilin. Telefonlarda performansı etkileyen belli başlı faktörler var. Bunlardan en önemlileri işlemci ve grafik işlemcisidir. Bu iki bileşeni daha detaylı anlatabilirim ama kafanızı karıştırıp videoyu uzatmak istemediğim için detaya inmek için size bir yöntem göstereceğim. Google'a gidin ve Antutu Benchmark araması yapın. İlk sırada antutu.com adresine gidin. Burada telefon modellerinin bir listesini göreceksiniz. Ve puanlar bize şu anda piyasadaki en iyi telefonların sıralamasını gösteriyor. Telefon modellerinin yanında sayılar görüyorum. Bunlar ne anlama geliyor? Şimdi, bu sayılar telefonun aldığı puanlardır. Örneğin, ilk satırdaki puan bize telefonun CPU performansına göre aldığı puanı gösteriyor. Yani, bu CPU puanı ne kadar yüksekse, telefon işlemciyi kullanan görevlerde o kadar iyi performans gösterecektir. İkinci sıra grafik işlemcisinin puanını, üçüncü sıra RAM'in puanını, dördüncü sıra ise kullanıcı deneyimi olan UX'in puanını gösterir. Tamam, anladım. Peki ya kullanıcı deneyimi? Bu nasıl belirleniyor? UX puanı, telefonun günlük işlerde nasıl performans vereceğini gösterir. Yani telefonu günlük hayatta kullanan bir kişinin telefondan ne kadar memnun kalacağını bu puana bakarak anlayabiliriz. Yani telefonu günlük işler için kullanacaksanız bu puan sizin için çok önemli. Tabii ki performansa bakıyorsanız sol üç sıradaki puanlar bizim için çok daha önemli. Eğer kullanıcı deneyiminin de performans kadar iyi olmasını istiyorsanız genel puan en sağda yer alıyor. Telefon modellerini bu puana göre karşılaştırabilirsiniz. Sonuç olarak telefon satın alırken bütçenize göre bu listeden mümkün olduğunca yüksek genel puana sahip bir telefon modeli seçmelisiniz. Bu şekilde bütçenize en uygun fiyat-performans telefonunu seçmiş olursunuz. Buraya kadar çok şey anlattım. Fakat her şeyi iyi bir şekilde anladığını düşünüyorum. Küçük bir dipnot da düşeyim. Günümüz mobil oyunları için satın alacağınız Android telefonun en az 8 GB RAM'e sahip olduğundan emin olun. Yeni telefon modellerinin çoğunda artık en az 8 GB RAM var. Ancak daha eski bir telefon modeli satın alıyorsanız bu bilgiyi bilmeniz iyi olabilir. Bu arada yukarıda gösterdiğim listede Android ve iOS cihazlar ayrı ayrı listelenmiştir. Eğer bir Apple telefon alacaksanız iOS butonuna tıklayıp o listeye geçebilirsiniz. Peki, Apple cihazların puanlarını Android'lerin puanlarıyla karşılaştırabilir miyim? Cevap kesinlikle hayır. Peki neden? Çünkü Apple ve Android cihazlar farklı programlama arayüzleri kullanıyor. Dolayısıyla iki cihazın puanlama mekanizmaları farklı olduğu için puanlarını doğrudan karşılaştıramazsınız. Peki, bana önerebileceğiniz bir telefon modeli var mı diye soruyorsanız, videonun açıklama kısmına ve yorumlara her bütçede en iyi telefon modelinin linklerini ekleyeceğim. Özellikle cep telefonları hakkında içerik üretmeyi planlıyorum. Telefon seçerken performans, kamera, ekran, depolama alanı, batarya gibi faktörler önemli. Bu faktörleri değerlendirirken göz önünde bulundurabileceğiniz bazı ipuçlarını paylaştım. Örneğin Antutu Benchmark gibi kaynaklardan performans karşılaştırması yapabilirsiniz. Kamera performansı için DxOMark gibi siteleri kullanabilirsiniz. Telefon seçiminde karar verirken, iPhone ve Android arasında karşılaştırma yapmak önemlidir. Her iki platformun da kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. iPhone, sorunsuz entegrasyonu ve değer saklama gibi pek çok avantaja sahiptir. Özellikle Apple ekosistemi içinde yer almak isteyenler ve genellikle diğer Apple cihazlarıyla uyumlu çalışmak isteyenler için iPhone çekici olabilir. Ayrıca iOS'un kullanıcı dostu arayüzü ve güvenlik önlemleri de tercih sebebi olabilir. Ancak iPhone'un fiyatı yüksek olabilir ve öz eleştirme imkanları sınırlıdır. Öte yandan, Android çeşitlilik ve öz eleştirme konusunda daha fazla imkan sunar, farklı markaların ve modellerin geniş bir yelpazesi bulunur ve kullanıcılar istedikleri gibi telefonlarını kişiselleştirebilirler. Özellikle teknolojiye meraklı olanlar ve daha esnek bir işletim sistemi arayanlar için Android çekici olabilir. Ancak Android'in bazı cihazlarda güncelleme sorunları yaşanabilir ve kullanıcı deneyimi marka ve modelden modele değişebilir. Telefon seçerken öncelikle kendi ihtiyaçlarınızı ve tercihlerinizi belirlemek önemlidir. İş veya kişisel kullanım amacınıza göre hangi özelliklerin sizin için daha önemli olduğunu belirleyebilirsiniz. Örneğin, uzun pil ömrüne, kamera performansına veya depolama kapasitesine daha fazla önem verebilirsiniz. Ayrıca, telefonunuzun tasarımı ve boyutu da sizin için önemli olabilir. Bir telefon almadan önce mutlaka farklı modelleri araştırın ve karşılaştırın. İnternet üzerindeki incelemeleri okuyun ve videoları izleyin. Ayrıca, size en uygun telefonu belirlemek için bir mağazaya giderek cihazları yakından inceleyebilir ve deneyebilirsiniz. Son olarak, tavsiye edebileceğimiz telefon modellerini görmek için açıklamadaki bağlantıları kontrol etmeyi unutmayın. Ayrıca, video önerilerinizi yorumlarda paylaşabilir ve beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Ve herhangi bir sorunuz varsa, çekinmeden sormaktan çekinmeyin, sizin için buradayız.